AEC doğrusal olduğu için köşegen uzantısı burada DC, EF'ye ve AB'ye paraleldir. Yani burada tam olarak aşağıya kesit indirecek olursak GB uzunluğu 2 olduğu için buradaki parça da 2 olur. FG uzunluğu 1 ise burası da 1 olacaktır. Benzer üçgenler oldu. Merkezi işaretleyelim. Tam ortada olduğu için bu parçalar x'e x olacaktır. Benzerliği uygulayacak olursak 2'nin 2x artı 2'ye oranı 2'nin 2x artı 2'ye oranı eşittir diyoruz. 1'in buradaki 4'e oranı 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 2 eşittir 8. 2x eşittir 6'dan x eşittir burada 3 olarak bulunur. Yani bunlar 3 birimmiş. Şimdi toplam alanı bulmak istediğimiz zaman önce dairenin alanına bakalım. Yarıçap burada 5'tir. Pi çarpı r kare bölü 2 diyoruz yarım daire olduğu için. Buradan 25 pi bölü 2 yani 12,5 pi gelecektir. Burada da dik üçgenimiz var. ACB üçgeninde yükseklik 4. Alana baktığımız zaman 4 çarpı yükseklik tabanımız 3, 2 daha 5. 5 de burada 10 çaptır. 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 olur. Diğer tarafa bakacak olursak buradaki uzunluk 3, 3 daha 6'dır. Şurası 6 birim. Burası da 3 birim. 3 çarpı 6, 18, yarısı 9. Şuradaki alan da buradaki üçgenin alanı ilave edildiği için 20'nin üzerine 9 ilave etsek 29 olur. Toplam 12,5 pi'den 29 çıkartıyoruz. Doğru cevap D seçeneğidir.